Merhaba sevgili Feyyaz Garaj'da izleyicileri. Bugün Kayaşehir'deyiz. Cadde hikayelerinin buluşmasındayız. Güzel bir atmosfer var. Buradan size araç videoları çekeceğim. Sahiplere röportajlar yapacağız. Feyyaz Garaj'da başlıyor. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Burak, soy ismim Aygün. Ankara'dan geliyorum fuar için. Sadece fuar için Ankara'dan geldiniz, evet, değil mi? Evet. Aracınızı anlatabilir misiniz biraz? Aracım Honda E20. Aracıma 10.000 lira ses sistemi yapıldı. Air süspansiyon yapıldı Megaçevir'de. İşte Porsche jant takıldı. Ankara'da komple body kit yapıldı. Body kit yapıldı. Yani kendimize yakışan her şeyi yapmaya çalıştık. Yaptınız. Peki bunun size maliyeti ne oldu? Ne kadar bir maliyet yaptınız? Toplamda 25 bin lira bir para harcadım. 25 milyar harcınız bu hale geldi. Peki evet. Memnun musunuz? Aldığınız keyif nasıl? Valla o keyfi hiçbir şey vermiyor. Yani değil mi? Çok fazla. Söylemek gerekirse hiçbir şey vermiyor o keyfi. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Okan Cansever. Merhaba, ben Buket Pişket. Şehir dışından geldiniz galiba sadece fuar için. Evet, Aydın Didim'den geliyoruz. Aracınızda neler var merak edenler için? Ne gibi özellikler yaptınız? Aracımda air süspansiyon mevcut, 4 bağımsız. Telefonla kumanda ediyoruz aynı zamanda. Android sistem, evet. Ayrıca ses sistemimiz var. Evet. Ses sistemimiz var. Onun haricinde arabayla birkaç yerinde oynadık zaten. Orijinal bir araba tamamen değil. Yani parçaları orijinal. Yaptığınız modifikasyon tamamen kafanıza göre yaptınız. Kesinlikle biz tasarladık. Parçalarını biz bulduk, biz aldık ve hepsi kendi emeğimiz. Hani... Peki böyle bir araç yapmak ne kadar maliyeti var? Bu almak istesek, yapmak istesek. Böyle bir araç. Evet, yapmak istesek. Yapmak istesek yani en az 15 bin lirayı gözden çıkarmamız lazım. 15 bin lira harcamamız en az. Gerekiyor. Böyle güzel bir şey çıksın orada. En az, evet, evet. Çok, buyurun. Ekstralar yani janttır, lastiktir, ses sistemi, işte jantıydı, lastiğiydi. Motorundaki ekstralar, işte egzoz sistemi, o tarz şeyler. Ekstralarımız var araçlarımız. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkür. Merhabalar. Ben sizleri tanıyorum ama kendinizi tanıtır mısınız? Ben Baybul. Ben de Bahadır Baybul. Peki aracınızı tanıyabilir miyiz sizden? Opel Astra, GTC, OPC, orijinal. Ne gibi işlemler yapıldı aracın? Ne gibi işlemler yapıldı? Komple boyandı, keyfe kadar boyandı. Airride yapıldı Bursa Ayetin abide. Aracı olduğunda komple 18 RTO Vegas jantlarımız takıldı. Ve keyfe kadar komple bütün parçaları... Başından A'dan Z'ye kadar yurt dışından getirilerek özenle yapılan bir araçtır. Aracınızı ben biliyorum açıkçası. Peki maliyeti nedir? Yani kafasını Opel almak isteyen birinin böyle bir şey yapmak isterse özenip ne kadar bir para harcaması emek dışında? Yani şimdi emek dışında ilk önce biraz kafayı kırması lazım. Kafayı kırdıktan sonra yaklaşık yanlış anlaşılmasın bir araba parası gidiyor. Maalesef ki gerçekten emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Aracımız seviliyor çok şükür. Biz de insanları çok seviyoruz. Ve gerçekten bunu abi kardeş bir şekilde başarmak kesinlikle işin en keyif veren ne yanı. En güzel yanı o oldu zaten. Abi kardeş olarak. Abi kardeş olarak. En güzel yanı. Herkese de tavsiye ediyorum. Yani evet. Kardeşleriyle beraber büyük işler başarabilirler. Peki aldığınız tepkiler nasıl? Yorumlar, çok, beğenenler? Çok çok iyi tepkiler alıyoruz. Mesajlar özellikle çok çok iyi oluyor. Seviliyoruz, sayılıyoruz. Biz de aynı şekilde. Çok güzel ve hani Türkiye'de bunu başarabilmek çok güzel bir şey. Onların yüreğinin güzelliğini görmek, duymak bizim için mutluluk verici bir şey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Thank you.
Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? İskender Kavul. Araç sizin, bir bilgi alabilir miyiz? Araç benim 2012 model, Honda Civic Elegance modeli, en dolu modeli. Araç ne istira üstünde yapılmış olan birkaç takım bir şeyler var. Ne gibi ekstra, modifiye tarzında şeyler uyguladınız? Şöyledir ki, arabanın komple ön, yan, arka marş yerleri, daha sonra air süspansiyon, daha sonra jant lastik komple değişti. Bunun haricinde iç aydınlatmasıdır. Görsel olması için, daha iyi olması için pasta, cila ve boya korumasıdır. Bu takım işlerden geçtikten sonra bu hale geliyor araç. Ne kadar bir maliyet tuttu size? Emek dışında, emeği tabii ki de hesaba katılamaz ama maddi anlamda. Tabii. Maddi anlamda yaklaşık 8 ila 10 bin civarı bir masraf oluyor. Peki aldığınız keyif değiyor mu sizce? Kesinlikle. Yani zevki başka. Modifiyenin zevki başka değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Yani bir de şöyle bir şey var bizde. Bu şekilde araba olduğu zaman hız yapar diye bir kavram var. Halbuki hayatta öyle bir şey yok. Daha çok güzel kullanılıyor aslında, değil mi? Kesinlikle. Yani bu şekilde araba yapan insanlar zaten arabasına en ufak zarar gelmemesi için elinden geleni yapıyor. Onun için hızla falan genelde işleri olmuyor. Temizliğinden tutun bakımına kadar her şey. Gezmek istiyor, vergisini ödüyor, cezasını. Kesinlikle. Yani bu araç sadece hafta sonu kullanılıyor. Hafta içi kullanılmıyor. Bir tek hafta sonu kullandığımız araç. Onun için gözümüzden bile esirgiyoruz yeri geldiği zaman yani. Özel bakımlarını işte yapıyoruz. Her hafta sonu çıkmadan önce yıkamadıktan sonra özel cilalarımız var. Cilaları atıp o şekilde biz devam ediyoruz ama maalesef araba bu şekilde gözüktüğü zaman direkt bu hız yapar. Bu soruymuş gibi gözüküyor. Kesinlikle öyle ama halbuki bu böyle bir şey yok. Böyle bir şey değil. Zaten bu araba 1.6 125 beygir bir araba. Evet. Ne kadar basabilirsiniz, yapabileceği ne kadar şey hızlı zaten gidebilir evet. Yani evet. O yüzden yani insanlarımızın biraz daha bu konuda tabii kesinlikle yani duyarlı olurlarsa hem bizler için hem onlar için. Bu hani burada şu an AVM'nin içindeyiz. Normal vatandaşlar, bu işle alakası olmayanlar bile çok memnun kalıyorlar. Görsellik açısından çok evet, güzel olduklarını gelip bize konuşuyorlar. Evet. Şimdi böyle olduğu zaman da biz de mutlu oluyoruz tabii ki. Evet. Daha iyi oluyor yani. Ve daha ilerini yapmak istiyorsunuz. Kesinlikle. Burada kalmasını istemiyorsunuz. Kesinlikle. Çok değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok sağ olun. Sağ olun. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Semi. Arkamdaki Jetta sizin galiba. Evet, doğrudur. Bir bilgi alabilir miyim araç hakkında? Modeli, vallahi neler yaptınız? Araç yaklaşık 5-6 seneden beri bende. Aracın ilk geldiği haliyle şu anki haline çok aşırı fark var. Tabi bu hastalık. Yani şunu yapalım, para yapalım derken işte air, müzik sistemi. Baya maliyetli iş ama değiyor yani. Evet, değil, ayrı bir şey. Tabii ki de. Tabii ne kadar bir araç var? Evet, Beyaz Garaj'da izledi. Bugün Cadde Hikayeleri'nin düzenlemiş olduğu organizasyondaydık. Kayaşehir'deydik. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.